Okul içinde çeviri çok önemli. Kitap alırken çoğu zaman çevirmenine bakarak alıyoruz. İyi bir çeviri yapmak için o dili çok iyi bilmek dışında ne gerekiyor? Örneğin kitabını çevirdiğiniz yazarın edebi kişiliği dışında yaşamı hakkında da bilgi sahibi olmak gerekiyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Bir kere baştaki koşulu birazcık değiştirelim. Bence çeviri yapmak için önce kendi dilini iyi bilmek gerekiyor. Öbür dili değil. Çünkü yani çevirdiğiniz dili iyi bilmeniz o dilde yazan önemli bir yazarı sizin dilinize aktarmada bir faydası pek olmaz. Yani hakikaten olmaz. Yani diyelim bir James Joyce çevireceksiniz. İngilizceyi de çok iyi biliyorsunuz. James Joyce'un İngilizce'de ne yaptığını da tabii ki çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla yani o dili çok iyi bildiğiniz için. Ama Türkçe'de James Joyce olsaydı Türkçe'yi nasıl değiştirir diye bilmeniz gerekiyor. O yüzden önce ana dilinizi bilmeniz gerekiyor. Bence çeviri son yıllarda okuduğum çeviri dalındaki yapıtlardaki boşluk Türkçe'deki o yazarın nasıl tınlayabileceği diyeyim buna, sesi nasıl verebileceğini bilmemekten kaynaklanıyor. İkincisi de o yazarın kendi dilinde yapmak istediği devrimin ya da devrim olmasın, bu argo olsun, argo da yapmak istediği devrim olsun. Onun da inceliklerini bilmemekten kaynaklanıyor. Dolayısıyla gelip gene hayata tosluyoruz diyelim kabaca. Hayatı iyi bilmeyen, insanların nasıl yaşadığını, nerelere gittiğini, nasıl giyindiğini, ne yaptığını bilmeyen insanların ne kadar iyi dil bilirlerse bilsinler, bir yazarı ki bir kişiliktir, başka bir hayatta ve başka bir dil hayatına çevirmeleri son derece güçtür, hatta olanaksızdır gibime gelir. Evet, şimdi sizin Gün Dökümü adlı kitabınızdan ben bir yer okumak istiyorum, bir bölüm okumak istiyorum. Zahmet olacak ama ne yapalım? Evet, 28 Eylül'de yazmışsınız bunu. 4 gündür Ankara'dayım. Lucretius'tan Turgut'la birlikte çevirdiğimiz Evrenin Yapısı Türk Dil Kurumu ödülünü kazandı. Ben de almaya gittim ödülü. Turgut Uyar'dan söz ediyorsunuz Evet. burada. Haberi duyunca gerçekten sevindik. Bunca emek verdiğimiz, dizelerdeki vuruş sayısını bile hesapladığımız bir çeviri değerlendirilmişti ne de olsa. Üstelik hak ettiğimizden eminim. Niye yalan söylemeli? Yargılara, övgülere, ödüllere hep kuşkuyla baktığım için tam anlamıyla sevinemedim yine de. Kazananlar, kazanamayanlar keşmekeşi ödül dağıtımının rastlantılara bağlı olduğunu gösteriyordu. Kesinlikle demişsiniz. Ayrıca bu paradan oğlunuza bir oyuncak tabanca, Turgut'a iyi bir cins, neşeyle oyabileceği tahta bir havan, eve süzme yoğurtla kaymak, kendime de sırımdan bir halhal aldım diye yazmışız. Tabii ben bunu biraz kısaltarak okudum. Anlıyorum tabii. Biraz da bundan söz edelim. Nasıl bir gündü? Ne yaptınız bu gün dökümünden? Çok önemli miydi size sizce Türk Dil Kurumu ödülünü kazanmak? Hiçbir ödülü kazanmak benim için çok önemli değil. Önemli olan ödülden çok jüri üyelerinin ya da yargıcı kurul üyelerinin kimler olduğu, onların edebiyata nasıl baktıkları ve nasıl değerlendirdikleri. Şimdi tabii ki Lucretius kadar zor bir yazarı çevirmek çok zordu. Tabii ki hak ettiğimizi düşünüyorduk ama yine de bunun Türk Dil Kurumu ödülü olması gerekmezdi. Lucretius'a dikkat ettiyseniz Lucrettin diyorum. Evet. Çünkü elinizi o kadar yaşadı ki Türk oldu zavallı. Yani Lucrettin'in verebileceği herhangi bir çiçek, herhangi bir ne bileyim o ne verirdi şimdi tam aklıma gelmiyor. Halhal diye düşündüğüme göre demek bana bir halhal alacak kesin. Öyle bir şey alabilecek bir Romalı. Demek benim hoşuma gidiyormuş. Yani bu yazıyı ödülleri saygısızlık etmek için değil. Tam tersine. Ödüllerin insan hayatındaki karşılığının ne olduğunu anlatmak için yazdım. Evet. Başka bir dile çevrilen eser özünden bir şeyler kaybeder mi? Ya da çok iyi bir çeviri o esere bir şeyler katar mı? Şimdi tersten yanıtlayayım. Çok iyi bir çeviri bir esere bir şey katmaz. Çünkü çok iyi bir çeviri, çevirmenin becerisi
aracılığıyla gerçekleştirilen bir şey. Çevirmenin becerisi de eseri kendi dilinde daha iyi söylemesiyle bağlantılı olabilir. Ama bu daha iyi söylemek belki yazarın yazarken söylediği şeyin dışında daha iyi bir şeydir. Ya biraz karışık oldu ama şunu demek istiyorum. Yani siz bir yazarı kendi olduğundan daha şirin, daha sevimli, daha hoş Türkçe'de tınlayan bir dille çeviriyorsanız o yazarı çevirmiyorsunuzdur. Sadece kendiniz birazcık eğleniyorsunuzdur. Tabii ona saygısızlık etmiyorsunuzdur da onu biraz alayıp buluyorsunuzdur. Yazara sadık kalmanız onun tonuna sadık kalmanızla bağlantılı bir olay. Onun için ben kendi adıma Türkçem biraz takırtılı gelse bile söz gelimi buna örnek olarak Borges'ten çevirdiğim Ölüm ve Pusula kitabını verebilirim. Hatta çok Türkçesi güzel diye övülen yani Türkçesi tabii Cortazar'ın bir kitabın Türkçesi övülen Cortazar'ın Mırıldandım Öyküler kitabındaki bazı öykülerde ne kadar zorlandığımı söyleyebilirim. Çünkü onları sevimli yapmak benim için çok hoştu. Yani Türkçe'de sevimli yapmak. Ama adamlar ne yazık ki hiç sevimli olmak istemiyorlardı. Son derece ters, inatçı, huysuz. İkisine de selam olsun. Öyle insanlardı ve hakikaten çok zorladılar beni. Yoksa ben onları Thomas Weir Türkçesi dediğimiz o yani ya da denilen ve sevilen Türkçeyle çevirseydim ben iyi çevirmiş olurdum da onlar Türkçe'de ortaya çıkmış olmazlardı.